Evet, Viyana şehir merkezinde dolaşırken çok güzel bir park gördüm. Adı Stadt Park. Stadt diye yazılıyor. Muhtemelen Stadt diye okunuyor. Stadt Park. Hem böyle parlamentonun, katedralin, Viyana 1 denilen yani esas merkezin tam ortasında. Böyle bir dinlenmeye geldim. Şöyle göstereyim. İnsanlar da böyle dinleniyor. Tabi buralar çok güneşli ülke olmadığı için güneşi gören böyle çimlere uzanıyor, geliyor, takılıyor, içeceklerini alıyor. Ben 1 Ağustos'ta geldim. Bugün 2 Ağustos. Yani havanın en sıcak olduğu zaman tahmin edersiniz ama şu an güneş de var. Ama öyle çok aman aman bir sıcak yok. 22 derece, 23 derece şu anda. Yani bizim bahar ayları gibi. Viyana'yı diğerlerinden daha çok sevdim. Yani diğerleri derken Almanya, Fransa gibi ülkelerden. Tabii Viyana için bunu söyleyebilirim. Ben iki tane Türk'le tanıştım. Böyle bir fast food dükkanı açmışlar. Adı da Aley, pardon. Onlara söyledim bunu. Buradaki insanlar daha sıcakkanlı geldi dedim. Onlar da öyle değil aslında. Avusturya insanı daha böyle ketumdur, daha soğuktur Almanlardan ama senin Viyana'da karşılaştığın insanların çoğu Avusturyalı değildir dedi. Sonra insanlarla konuştukça, tanıştıkça gerçekten de Viyana'da Avusturya'dan daha çok diğer ülkelerden insan yaşadığını fark ettim. Yani herkes bir nevi gurbetçi bir sebeple burada. Çoğunluk öyle. Viyana'yı çok sevdim. Yani evet bir Bükreş kadar bahar bahçe değil. Budapeşte kadar bina değil. Ama ikisi böyle oranlı hem bir büyük şehir hem bir doğa hem metropol hepsi bir arada. Çok hazırlıksız geldim. İnanın hiçbir yerde bilmeden geldim. Yani böyle ucuz bilet buldum. Yine hemen yarın gideyim gibi bir şey oldu. 2 günde döneceğim zaten. Ama bir ön keşif oldu bu. Tekrar gelir miyim? Kesinlikle gelebileceğim yerlerden biri olarak işaretliyorum. Tabii börtü böcek çok fazla. Ha bu arada Bangkok'ta böyle karaböcekler vardı. Şeyin içinden çıkan kaldırımların üzerinde yürürken. Burada Viyana'da da bir sürü hamam böceği var. Muhtemelen nemle alakalı yani insanlar hani şey bulamıyor. İnsanlar derken böcekler böyle bir şey bulamıyor. Havada bir yer bulamıyor. Baharda yazın bunlar fırlıyor yerlerinden diyebiliriz. Öyle gördüm yani. Özellikle gece vakti böyle serinlikte şuraları buraları sulayınca her yerde böcekler üzerimde altımda böcekler. Böyle bir şeyleri karşılaştım. Yani Viyana'nın böceklerini de hatırlayacağım. Fiyatlara gelelim. Enflasyon malum Türkiye'de devam ediyor 2024. Enflasyonun tek güzel tarafı bu. İşte normalde 20 işte euroya iyi bir yemek yiyorsun. 20 euro ne kadar? İşte 800 lira falan ediyor. Yani bu hesaba baktığında işte Türkiye'de 400 lira, 500 lira yediğin şeyi burada 800 lira yiyebiliyorsun. Aşağı yukarı iki katı diyebiliriz. Hemen hemen öyle diyebiliriz. Enflasyonun tek güzel bir tarafı bu. Bizden kur olarak çok çok yukarıda 34-35 kat euro kuru bizden şu anda. Ama fiyatlar bizim 34-35 katımız değil, sadece 2 katımız. Bu manada da enflasyonu çıkartanlara teşekkür ederim. Evet, Viyana'dan sevgiler Stadt Park'tan. Birazdan burası Viyana'nın Taksim'i diyelim, Viyana 1. Birazdan da Viyana'nın Kadıköy denilen bölgeye gideceğim. Daha elit, daha yerliler var. Burada daha turistik bir yer. Bugün burayı bitirdim. Görüşmek üzere.